değerli futbol severler ve spor severler. Ben Şerif Karaman. Değerli futbol severler, maçın başlamasına çok az bir süre kaldı. Temsilcimiz Altay'dan başarı bekliyoruz. Yanımızda iki tane Altay taraftarı var. Evet, bugünkü maç hakkında da düşüncelerimiz nelerdir? Valla bugünkü maç hakkında ölüm kalım maçı. Altay galip gelemezse diğer maçlar çok zor fikstürümüz. Biz bu tarafta olarak Altay'a da ümitliyiz. Bu sene süper ligden düşmeyeceğiz. Büyük Altay'ımız geliyor, gümbür gümbür bekleyin. Bu taraftar olduğu sürece bizi kimse yıkamaz. Büyük Altay her zaman İzmir'de Alsancak'ta. Evet, yine yanımızda bir Altay taraftarı var. Bugün sizlerden Altay kaç kazanır? Maç skoru. Şimdi maç skoru hiç düşünmedim ama içime şu anda doğan 3-1 ya da 3-2 alırız diye düşünüyorum. İki İzmir takımının da Göztepe'nin ligde kalması için Kulüpler Birliği özellikle mücadele etmeli. İzmir takımında genel bir dayanışma. Evet, dayanışma olmalı. Kulüpler arasında bir dayanışma sağlanması lazım diye düşünüyorum. İzmir için büyük bir reklam, güzel bir gelir ve stadımız daha yeni. Burada daha çok maç görmemiz gerekiyor Süper Lig adına. Umarım da öyle olur. Biz de bu güzel düşüncelere katılıyoruz ve teşekkür arkadaşlara çok teşekkür ederim. Evet, Altay Malatyaspor çok kritik bir karşılaşma. Ligin altı Kurtlar Vadisi. Temsilcimiz Altay'dan başarı bekliyoruz. Tüm İzmir Altay'dan başarı bekliyor. Altaylı taraftarlarla yaptığımız röportajlar devam ediyor. Ben kısaca Altay'ın tarihinden bahsetmek istiyorum. 1914 yılı zor dönemlerden geçen İzmir'imiz Fethi Bey ve arkadaşların yabancı takımlara karşı maç oynaması, milletimizi, Yüce Türk milletimizi güldürmesi için Fethi Bey'in girişimleriyle, dönemin valisinin girişimiyle Büyük Altay, Altay Dağları'ndan ismini aldı. Birçok kez İzmir'imizi güldürdü. Süper Lig'de yıllarca mücadele etti. Evet, yanımızda bir Altay taraftarı var. Sizleri tanıyalım efendim. Benim adım Egemen. İzmirliyim, Bornovalıyım. Koyun Altay taraftarıyım. Teşekkürler. Peki Egemen, ligin altı Kurtlar Vadisi. Sorma. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Öyle bir pozisyondayız. Aynen, bugün de yine Altay'la oynuyoruz. Evet. Çünkü rakibiyle oynayacak temsilcimiz Altay. Bugünkü maçı kazanacağından hiç şüpheniz yok. Aynen öyle. Sizden bir skor tahmini alabilir miyiz? Skor tahminim 2-1. Paşa 11 çıkıyormuş. Bir tane saplar diye düşünüyorum. 2-1 güzel bir galibiyet olur. Göztepe'de onu çıkarız diyorum abi. Evet. Biz de temsilcimiz Altay'a başarılar dileriz. İzmir olarak başarı beklediniz, belirttiniz. Çok teşekkür ederim. Değerli futbol severler, çok zor bir karşılaşmaydı. İzmir kış puanı kaptı. Temsilcimiz Altay 42 dakikada Panşah'ın penaltı golüyle bugün her zaman tarih günlerden birini yaşadı. Taraflı taraftır. Temsilcimiz Altay'ı destekledik için sabahında erken saat birinden İzmir'e Altay'ı desteklediği için gelen karşıya kal ve Altaylı taraftarlar var. Hemen duygu ve düşüncelerini alıyoruz taraftarlarımızı. Büyük Altay düşmez abi. Büyük Altay her zaman Süper Lig'de kalacaktır. Bizim yerimiz Süper Lig. Karşıyakalı kardeşlerimize de bugün çok iyi destekledik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Büyük Altay diye asla düşmeyecek. İzmir kazanacak. İnşallah Altay'ımız, İzmir'imizin takımı Altay'ımız Süper Lig'de kalacak. En iyi şekilde İzmir'i temsil etmeye devam edecek. Karşıyakamızda inşallah playoff'ları zorluyoruz. Düşmeyeceğiz. Biz de ligde kalacağız. İnşallah İzmir futbolu bir iyi bir yere gelir. Sabahın erken saatlerinden itibaren. Çünkü çok önemli bir karşılaşmaydı. Kaybedilmesi halinde dönüş olmayan bir yoldu. Bu maçı kazandı. Umut ışığı yandı. Taraflı tarafsız. Hangi takımı tutarsak tutalım. Bugün İzmir kenar geldi. Altay'ın peşinden koştu. Evet. Bizler mutluyuz. Kuş puan İzmir'de kaldı. Neden? Bugün stada gelen İzmirli spor severlere de çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlarına da çok teşekkür ederim. Altay'ımız 1-0 kazandı. 3 puan İzmir'de kaldı.
Maç sonu Altay taraftarı ile röportajımız devam ediyor. Yanımızda yine bir Altay taraftarı var. Evet, 3 puan İzmir'de. Umut ateşi yandı. Altay ligde kalacak mı? Vallahi Altay ligde kalacak. Yani düşecek diyenlere inat kalacak. Son haftalara yeni gelen hocamızla birlikte iyi bir ilmeğe kaldık. Evet, Serkan Özbahat. Serkan Özbahat hocamız bize yani yaş gibi geldi. Kompakt futbol yerine oturdu. Tabii ki de takımda bireysel birkaç hata oluyor ama oyuncular içinde sıkıntı yok yani. Altay bu saatten sonra yani düşmez. Hükümet düşer, Altay'a düşmez. Evet. İlerleyen haftalarda en az 19 hafta kalsa 8'ini kazanacağız. Arkadaşlar, Büyük Altay taraftarına sesleniyorum. Bu maçlar hepsi bizim. Gelin buraya. 9 maçın 5'i burada. 5'i içeride. Herkes gelecek. Hep birlikte futbolcular taraftarla birleşecek. Maçları alacağız, geçeceğiz. Evet, biz de Göztepe'li taraftarlara da güle güle. Biz onlar anladı. Biz de temsilcimiz Altay'a ve diğer İzmir takımlarımıza başarılar diliyoruz. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Rica ederim her zaman. Evet, değerli futbol severler. Altay 1, Malatya Spor 0. Altay kazandı. Puanını 29'a yükseltti. Şu anda Altay taraftarı oldukça mutlu. Evet. Büyük Altay! Evet, Altay taraftarı, temsilcimiz Altay karşılaşmayı kazandı. Umut ateşini yaktı. Altaylı taraftarlar ağır ağır Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nu terk ediyor. Evet. Altay 1, Malatya Spor 0. Gol 43. dakikada Payşao'dan, penaltıdan geldi. Evet. Esnaf mutlu. Çıralık çıralık bakan çay var abi. Odun ateşinde. İki tane evet. Su kaldı abi. İki tane su kaldı. Evet, Altay taraftarı oldukça mutlu. Çay. Kalacağız. Evet, umutluyuz. Temsilcimiz Altay, Malatya Spor karşısında. Payşao'nun attığı golle. 43. dakikada Payşao'nun attığı golle Malatya'yı 1-0 mağlup ediyor. Puanını 29'a yükseltiyor. Çay. Omur ateşinde çay.